Evet, tekrar merhabalar, iyi akşamlar efendim. Mehmet Akif Ersoy, ben Nedir Ne Değildir programıyla karşınızdayız. Bu akşam da iki konuğum olacak, iki dilime ayırdık programı. İlk dilimde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bizlerle birlikte İstanbul stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İkinci dilimde de ata Akın'ın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan Ankara stüdyomuzda olacaklar. Hemen hızlıca başlayalım. Ee, şöyle, İstanbul'u konuşacağız, İstanbul'a evet. sahi konuşacağız. Ne yapıyorsunuz? Bir aile hareketli de seçim dönemi ama böyle genel siyasetle müsaadeniz olursa başlamak isterim. Emnuniyetle. Ee, bir de tabii önce Cumhur İttifakı ile başlayalım. Ee, Millet İttifakı'nda da önemli gelişmeler var. Nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyoruz ama yeniden Refah Partisi. Önce gelmedi, sonra geldi. Çok önemli miydi Cumhur İttifakı açısından Yeniden Refah Partisi'nin katılması? Şu çok konuşuldu o yüzden soruyorum. Sayın Erdoğan'ın özel bir önem atfettiği, değerlendirildiği, öyle anlatıldı hakikaten öyle mi? Sayın Erbakan'ın ya da milli görüş çizgisinden birinin burada olmasını ayrıca önemsediği konuşuldu. Puanıyla ilgili seçimi kritik olmasıyla ilgili bir şey mi yoksa hayır ilkesel ve ideal bir konu mu? Bu nasıl konuşuldu parti içinde ve nasıl etkiledi? Evet ben de tekrar teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle şahsınızda tüm yayın ekibine ve HaberTürk ailesine. Ee, hakikaten e, Cumhur İttifakımızın genişlemesi açısından da önemli adımlardan birisiydi Yeniden Refah e, Partisinin Cumhur İttifakına katılmış olması. Aslında Yeniden Refah Partisi ile ilgili görüşmeler bu ittifakların seçim arifesine girmesi sürecinde e, kamuoyunun çok dikkatini çekmiş olmakla beraber ondan önce de yapılan görüşmeler, temaslar vardı zaten bu süreçlerle ilgili. Bu taçlandırılması oldu. Tabii ki görüşmeler ve müzakereler, her müzakere ve görüşmede herkesin konuşacağı, söyleyeceği cümleleri, konumları, meseleleri vardır. Neticede görüşme zaten onun için yapılır. Ortak bir yerde oturalım, buluşalım diye. Bazen kısa sürede neticelenir. Bazen biraz vakit alır. Yeniden Rafah Partisi ile de yapılan bu müzakereler, önce işte bir efendim farklı aşamaya gelmiş oldu. İkinci e, aşamada da ittifak süreci tamamlanmış oldu. Bunun e, Türkiye'deki, yani Türkiye merkezli, Türkiye yüzyılı merkezli, Türkiye'yi merkeze alan, bu toprağı merkeze alan herkese Cumhur İttifakı'nın kapısının açık olduğunu, AK Parti olarak bizim zaten kapımızın e, partisel anlamda da açık olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Yani bu sadece bir seçime dönük e, bakış açısı olarak da değerlendirmek çok şeyi yansıtmaz, o kanaatteyim. Bu Cumhurbaşkanımızın son dönemde özellikle altını çizerek ifade ettiği yani Türkiye Yüzyıl'ın kurulması aşamasında ortak payda da birleşen, bu ortak payda da tavır sergileyebilen, bu ülkeler etrafında bir araya gelebilen tüm partilerimizle gerçekleştirilebilecek bir zeminden bahsediyoruz. Bu zemine katılan partilerimizden de en son yeniden Afa Partimiz oldu. Dolayısıyla bu çerçevede değerlendiriyoruz. Tabii ki bunun seçime de katkısı var. Tabii ki bunun Cumhurbaşkanlığı seçimine katkısı var. Cumhur İttifakı'nın oylarına katkısı var. E şimdi Yeniden Afa Partisi'nin işte anketlerdeki çıkan oyları kendilerinin söyledikleri var. Bizlerin gördüklerimiz var. Anket firmalarının gördükleri var. E bunların hepsinin de seçim sürecinin ciddi bir katkıları var. Bu çok önemli bir konu. Onu da belirtmek lazım. Ama Sayın Erbakan'ın da altını çizdiği gibi mevzu bir ya da iki tane oy değil sadece. Mevzu Türkiye'nin geleceğini kurtarma ve Türkiye'nin Geleceğine dönük e, hakikaten e, bir e, karartma bir anlamda e, projesine sahip olan e, partilerin ve ittifakların e, bu fırsata sahip olmaması için de elimizden gelen gayreti gösterebilme e, manasına gelen açıklamaları oldu. Yani mevzu aslında bu ilkeler etrafında birleşilen bir mevzu. Ama bu ilkeler etrafında biz bir araya gelirken aynı zamanda gücümüzü de birleştiriyoruz. Oylarımızı da birleştiriyoruz. Ortaya bir sinerji, bir enerji çıkarıyoruz, bir potansiyel çıkarıyoruz. Dolayısıyla yine de Rafa Partisi'nin de hem o enerjisi hem o sinerjisi hem de bu ülkeler etrafındaki bütünlüğü Türkiye'ye katkı sunacak. Cumhur İttifakı'na katkı sunacak. O, o kadar. Özel bir önem atfettiği konusu doğru mu Sayın Cumhurbaşkanı? Onu ben kendisiyle konuşmadığım için Bunu bilmiyorum bileyim. ama şunu şu kadar söyleyebilirim. Yani Cumhurbaşkanımız hakikaten bu ortaya koyduğu, bu görüşmelerde de ortaya koyduğu çerçeveler e, ya da o çerçeve içerisinde e, hareket edebilecek herkese özel bir önem Veriyor ve gösteriyor. Bu manada Cumhurbaşkanımızın böyle bir zemin ve duruşu var. Ama bu konuyu kendisiyle özel olarak konuşmadığım için o konuda şey yapmayayım. Muhakkak, tabii şunun altını da çizeyim. Özel bir önem vermezse, işte Sayın Erbakan da ziyarete gitti, kendisi Sayın Destici ile de görüştü. Tüm işte diğer parti ittifak bileşenleriyle hepsiyle beraber bir araya göre Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla herkese hakikaten özel önemi, değeri. E, hak ettiği şekilde de verebilme noktasında bir çaba içerisindeyiz. Bıçak sırtı bir seçime mi gidiyoruz? Öyle görüyor musunuz? Yoksa evet. yani ilk tur, ikinci turu konuşuyoruz. Bugün programda da, ana haberde de konuştuk. İkinci tura kalacağına kesin gözüyle bakılıyor diye. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle Türkiye'de seçim atmosferine artık girmiş olduk. Tabii bir deprem süreciyle beraber geldik. Tekrar bu vesileyle aklımıza ee, dilimize düşmüş olduğu için ifade edelim tüm ölen kardeşlerimize başsağlığı dileyelim Allah rahmet eylesin seçim atmosferine bundan dolayı yeni yeni girmiş oluyoruz ee, netice itibariyle biz de araştırmalar yapıyoruz yaptırıyoruz görüyoruz sahayı da izliyoruz değişen denklemler de oldu yani işte bir hafta önce aday olacak kişiler işte Cumhur İttifakı'nın adayı belliydi Millet İttifakı belli değildi sonra o belli oldu ikinci aday belli oldu üçüncü aday belli oldu Dördüncü aday belli oldu. E, bu belirlilikler her hafta değiştiği için yapılan çalışmalarla ilgili de belki farklı neticeler ortaya çıkıyor. Ama biz seçimin ikinci tura kalmayacağını düşünüyoruz. Bizim öngörümüz o, bakışımız o, sahada edindiğimiz imaj o. E, Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı adayının birinci turda seçimi kazanacağını düşünüyoruz. Öyle görüyoruz. Muradınız mı? Anketlerinizle öyle mi? Bir hafta önceki yaptığımız verilerle de öyle görüyoruz. Artık her hafta sahada biz ne yapacağız. Yani, yani e, şimdi diğer adayların isimlerini vererek onlar şu aldı onlar bu aldı diyerek şey yapıyoruz. Ama veriyor. Cumhurbaşkanımızın e, ikili e, efendim kombinasyonlar, üçlü kombinasyonlar, dörtlü kombinasyonlar olarak baktığımızda yani 51 üstü 53 53, 53 7'ye kadar çıkan bir potansiyel ilk turda olduğunu görüyoruz. İlk, i̇lk turda alacağımızı mı? görüyoruz yaptığımız çalışmalarda böyle de neticelenecek ona inanıyoruz. Peki seçimi ve bu son siyasi gelişmeleri birazdan konuşacağız ama sizi görünce aklıma geldi. Milli görüş çizgisinden gelen bir isimsiniz. Çok uzun yıllarda bu hareketin içerisinde çalışmalarınız oldu. Bir dönem siyasetten uzak kaldınız. Sonra tekrar evet. döndünüz. Biz şu fotoğrafı sizin de bir yorumlamanızı isteriz. Yani biz bir renklilik olarak verdik. Saadet Partisi önünde Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması Berat Kandil'in de Evet. E, vesaire diye devam eden e, milli görüş hareketi içerisinden Gelecek Partisi, Deva Partisi, AK, Partisi, AK Parti, Parti'lerinden Refah Partisi, Saadet Partisi gibi yapılar çıktı ve bir fa yani farklı yerlere konumlandılar süreç içerisinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela bu fotoğraf sizin için ne ifade evet, ediyor? Şöyle da arkadaşlarınızla, eski arkadaşlarınızla konuştuğunuzda evet. bunu nasıl konuşuyorsunuz kendi içinizde? Şimdi e kurumsal olarak da bireysel olarak da diyelim insanların siyasal olarak nerede bulunacaklarına ve konumlanacaklarına dair tercihlerinde bulunabilirler. Ama bulunduğunuz tercih hakikati temsil etmez, doğruyu temsil etmez. E, tartışılabilir, konuşulabilir şeylerdir. Bu anlamda da e, yani işte Saadet Partisi'nin oturduğu zemini ve şeyi kendi tercihleridir. Ama doğru bulmadığımızı zaten ifade ediyoruz, sürekli söylüyoruz. Hani o günkü fotoğrafa gelince Orada şunu çoğu zaman ben söyledim. Gezi olayları hadisesinde de kullandığım bir cümle vardı. Aynı cümleyi tekrar kullandım. Gezi olaylarında Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine atılan sloganlar, bazı muhafazakar kesimler de o dönemde farklı duruş sergiledikleri için o gün söylediğim şeyi bugün aynı bahsettiğiniz fotoğraftaki atılan sloganlarla ilgili de söylüyorum. Düşüncelerin, siyasi partilerin e, temsil ettikleri düşüncelerin aslında genetik kodları var. O genetik kodlar çok kolay değişmiyor. Yani bazen nerede olduklarını unutuyorlar. O genetik kodlarından hareketle davranış ya da söylem biçimi sergiliyorlar. Şimdi o gün e, atılan işte fotoğraftaki sloganlardan bir tanesi de Türkiye'nin laiklik e, temelli üzerine atılan bir slogandı. Türkiye'de böyle bir sorun yok. AK Parti'nin de böyle bir sorunu yok. E, efendim e, Türkiye'de böyle bir sorun zaten yaşamıyor. Cahit Kılıçdaroğlu sloganı. E, sonra da o geldi. Ama o gün orada toplanan kitle Türkiye'nin layık olduğunu ve layık olacağına dair bir slogan atıyor. Yani böyle bir sorun yok, böyle bir problem yok. AK Parti'nin böyle bir sorunu yok, böyle bir problemi yok. Ama genetik kodlarda böyle bir problematiği kendi kendilerine üretip karşıtlı oluşturup o karşıtlığa karşı attıkları bir slogan var. Peki o karşıtlığa karşı attıkları slogan da sizin oturduğunuz yer neresi? Bunların hepsini hani ilgili partilerdeki arkadaşların bakıp düşünmeleri lazım.